Ekranda sonsuz bir seri var. Yapmanızı istediğim şey hemen videoyu durdurmanız ve bu seriyi sonsuz bir geometrik seri olarak ifade etmeye çalışmanız. Eğer bunu yapabilirseniz bir de belirli bir yakınsama aralığı için toplamının neye eşit olacağını bulmaya çalışın. Hadi bakalım x'lerin hangi yakınsama aralığında bu geometrik serinin yakınsadığını ve toplamının ne olduğunu bulun. Denediniz ve sonucu buldunuz değil mi? Şimdi isterseniz birlikte de yapalım. İşe bunu 3x kare parantezine alarak başlamak istiyorum. Böylelikle yapacağımız şeyleri de kolaylaştırmış olacağımıza inanıyorum. Hemen yazıyorum. 3x kare çarpı 1 eksi x üzeri 3 artı x üzeri 6 eksi x üzeri 9. Bunun ne şekilde devam edeceğini tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Parantezi de aynı renkle kapasam iyi olacak. Peki bir bakalım x üzeri 3'ün kuvvetlerini aldığımızı fark ettiniz değil mi? İsterseniz öyle yazalım. Bu 3x kare çarpı birinci terimi ya da derecesi 0 olan terimi diyeyim. x üzeri 3 üzeri 0 olarak yazabilirim. Eksi bu x üzeri 3 üzeri 1'dir. Artı bu x üzeri 3 üzeri 2 ve eksi x üzeri 3 üzeri 3'tür. Bu, bu şekilde devam edecek. Yalnız sürekli işaret değişiyor ve bu konuda da bir şey yapmamız gerekecek. Bu pozitif, yani x üzeri 3 üzeri 0 oluyor. Bu eksi x üzeri 3 üzeri 1 negatif olması gerektiği için şöyle yapalım. 3x kare çarpı birinci terimi eksi x üzeri 3 üzeri 0 olarak yazacağım. Evet, artı eksi x üzeri 3 üzeri 1. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1'dir. x üzeri 3 üzeri 1 de x üzeri 3'tür. Evet, oldu artı eksi x üzeri 3 üzeri 2 ve artı eksi x üzeri 3 üzeri 3 ve böylece artı nokta nokta nokta. Eksi 1 üzeri 3 eksi 1 eder. x üzeri 3 üzeri 3 de x üzeri 9. Evet bu da oldu. Böylece ortak oranın ne olduğu çok daha açık oldu öyle değil mi? Ortak oran eksi x üzeri 3. Peki bu hangi aralıkta yakınsar? Ortak oranın mutlak değeri eğer birden küçükse yakınsayacağını biliyoruz öyle değil mi? Hemen not edeyim. Yakınsaması için eksi x üzeri 3'ün yani ortak oranın mutlak değerinin birden küçük olması lazım mutlak değer içinde negatif bir sayı ile pozitif bir sayının mutlak değeri aynı olduğundan bunu x üzeri 3'ün mutlak değerinin birden küçük olması olarak da yazabiliriz. Bu da x üzeri 3'ün birden küçük ve eksi birden de büyük olması anlamına gelir. Eşitsizliğin iki tarafının küp kökünü alırsak, x'in eksi 1 ile 1 aralığında olması gerektiğini buluruz. Evet, yakınsama aralığımızı bulduk. Peki, x'lerimizi bu şekilde sınırlandırırsak toplam ne olur? Sonsuz geometrik serimiz bu. Ortak oranının mutlak değeri birden küçük. O halde toplamı da birinci terim yani bununla bunun çarpımı. 3x kare bölü 1 eksi ortak oran yani 1 eksi eksiden artı x üzeri 3 olur. Evet şu ana kadar Şöyle göstereyim, bunun yakınsama aralığında buna eşit olduğunu gördük. Şunu kopyalayayım ve şuraya yapıştırayım. Yakınsama aralığında yani x eğer eksi 1 ile 1 arasında değerler alıyor ise bu ikisi birbirine eşit olacak. Ve şimdi de kalkülüs şapkamızı takmak istiyorum çünkü karşımızda oldukça ilginç bir durum var. Bunun alışık olduğumuz bir şeyin türevine benzediğini fark ettiniz değil mi? 1 artı x üzeri 3'ün türevi nedir? 3x kare, öyle değil mi? O halde bu, 1 artı x üzeri 3'ün doğal logaritmasının mutlak değerinin türevidir. Eğer bana inanmıyorsanız bunun ters türevini alabiliriz. Hatta daha da eğlenceli olsun diye iki tarafın da ters türevini alalım. Bunu yapınca bunun ters türevinin geometrik seri gösterimini de elde etmiş olacağız. İsterseniz videoyu durdurun, eşitliğin iki tarafının ters türevini kendi kendinize almaya çalışın. Peki sol tarafın ters türevi ve sağ tarafın ters türevini almamız gerekiyor. Bunun bir ifadenin kendisi ve türevine benzediğini söylemiştim. O halde u dönüşümü kullanmak gayet mantıklı. u'nun buna yani 1 artı x üzeri 3'e eşit olduğunu düşünürsek, evet du da 3x kare dx'e eşit olur. u bu ve du da bu. O halde bunu... Ee, şuradan devam edeyim. du bölü u'nun integrali. İsterseniz bunu 1 bölü u çarpı du olarak yazalım. Ve bunun da u'nun mutlak değerinin doğal logaritmasına eşit olduğunu biliyoruz. Bir de sabit olacak, onu da artı c olarak yazayım. u 1 artı x üzeri 3 olduğuna göre bu 1 artı x üzeri 3'ün mutlak değerinin doğal logaritması artı c'ye eşit olacak. x'in eksi 1 ile 1 arasında olması gerektiğini söylemiştik ve söz konusu aralıkta burası her zaman pozitif olacağından mutlak değeri yazmamıza da gerek yok. Eşittir 1 artı x üzeri 3'ün doğal logaritması artı c. Evet, sol tarafta bu olacak. Sağ tarafta ise bu çok daha kolay. Ee, buradan da başka bir sabit geleceği için birbirlerine karışmasını istemiyorum. Onun için de buna c1 diyelim. Sağ tarafta 3x karenin ters türevi. x karenin ters türevi x üzeri 3 bölü 3'tür. Bunu 3 ile çarpınca x üzeri 3 elde ederiz. Eksi 3 x üzeri 5'in ters türevi, x üzeri 5'in ters türevi x üzeri 6 bölü 6'dır. Burada 3 olduğu için eksi x üzeri 6 bölü 2 elde edeceğiz. Bunu farklı bir renkle yazarsam sanırım daha iyi olacak. Evet bu eksi x üzeri 6 bölü 2'ye eşit. Sonra Hangi rengi kullansam? Evet, x üzeri 8'in ters türevi. Bu da x üzeri 9 bölü 9'dur. 3 ile çarpacağız. Artı x üzeri 9 bölü 3 olacak. Bunu da yapalım. Eksi x üzeri 11'in ters türevi x üzeri 12 bölü 12'dir. Çarpı 3 deyince eksi x üzeri 12 bölü 4. Bu şekilde devam edeceğiz. Tabii 1 de sabit olacak ama sabiti başa yazacağım. Bunu kopyalayıp biraz sağa kaydırayım. Evet, buraya da C2 yazayım. Evet, C1 artı bunlar. Sadeleştirmek için C2'den C1'i çıkarabilirim. Bu sayede de 1 artı x üzeri 3'ün doğal logaritmasının C2 eksi C1 olacak ama buradan da başka bir sabit elde edeceğimiz için sadece C yazalım bunun yerine artı bunların hepsi. Aslına bakarsanız sınırlı aralığımızdan bazı x değerlerini deneyerek bu sabitin neye eşit olduğunu bile bulabiliriz. x eşittir 0, eksi 1 ile 1 arasındadır. Evet, x mesela 0 olduğunda neler olacağına bakalım ve c'nin neye eşit olduğunu bulalım. x 0 ise buradan 1'in doğal logaritması gelir. Eşittir c artı Bunların hepsi 0 olacak. 0 üzeri 3, 0 üzeri 6, evet bunların hepsi 0 olacağı için buraya 0 artı 0 nokta 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 yazayım. 1'in doğal logaritması da yani e'nin 1'e eşit olan kuvveti de 0 olduğuna göre c de 0 olmalıdır. Evet c 0'mış. c'nin yerine 0 yazalım bir miktar integral ile nerelere vardığımızı gördünüz değil mi? Neler yaptığımızı kısaca tekrar edelim. Sonsuz bir seri başladık. Bunun geometrik bir seri olarak ifade edilebileceğini gördük. Serinin yakınsayacağı bir yakınsama aralığı tanımladık. Bunun için ortak oranın mutlak değerinin birden küçük olması gerekiyordu. Sonra bunu kullanarak toplamının ne olacağını bulduk. İki tarafın integralini alınca da 1 artı x üzeri 3'ün doğal logaritması için bir açılım elde ettik. Harika değil mi? 1 artı x üzeri 3'ün doğal logaritması, x üzeri 3 eksi x üzeri 6 bölü 2 artı x üzeri 9 bölü 3 eksi x üzeri 12 bölü 4 şeklinde başlayan ve böyle devam eden bir seriye eşitmiş. İsterseniz bunu sigma gösterimi ile de yazabiliriz. 1 artı x üzeri 3'ün doğal logaritması x'in mutlak değeri 1'den küçük olduğunda n eşittir 1'den sonsuza x üzeri 3 üzeri n. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü kuvveti bölü n'e eşit. Bu x üzeri 3 bölü 1'dir. Bu x üzeri 6 bölü 2. Ee, yalnız bir de işaretlerle ilgilenmemiz gerekiyor öyle değil mi? Buraya eksi 1 koyalım. Ee, eksi 1'in birinci kuvveti negatif olur ama bu pozitif olduğuna göre üzerinde n artı 1 olsun. Evet oldu değil mi? n 1 olduğunda burası 1 olur, burası da x üzeri 3. n 2 olduğunda buradan eksi 1 gelir, bu da negatif olduğuna göre doğru yoldayız. Sonra buradan da x üzeri 6 bölü 2 gelir. Evet doğru, İşte bu kadar. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur.